Emine. Efendim anne. Bu çorbaya basmışın tuzu kimse içemeyi. Ha doğru anne. Elimin ayarı kaçmış bugün. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. İyi geldi. Şifa olsun Özlemciğim. Ana. Hı. Ha bu yeni doğacak torununun adını ne koyacaksın? Bu sefer ben karışmayı düşünmüyorum. Niye ana? Herkes istediğini koysun. Kız olursa Özlem kendi koysun. Erkek olursa Alparslan koysun adını kendi uşağım. Olur mu öyle şey babaanne? Siz koyun. Biz sonrakilerin ismini koyarız. Bak bak Hatice'm. Özlem nasıl da can evinden vurdu teyzemi. Vallahi sen bunlara bu fırsatı verdin ya. Artık bir sonrakinin ismini Hızır koyar, sonrakinin ismini İlyas koyar. Allah yardımcın olsun. Sana sıra gelene kadar. Ne olmuş? Ha bu büyük eve niye taşındık? Torunlarımız rahat büyüsün diye. Öyle değil mi Hizar? Bence size diyor İlyas. Hayırlısı ana hayırlısı. Hayırlısı tabii. Her şeyin hayırlısı. O yüzden diyorum. Hayırlı işte. Acele etmek lazım. Beni mi kastettin ana? Sen hariç. Herkese diyorum. Ben bir keresinde Alparslan'a sormuştum. Erkek olursa babamın adını koymak isterim demişti. Yusuf. Yusuf ismini çok severim. Yusufların bir tek ismi sevilmez. Kendileri de çok seviyor. Kız olursa diye konuştunuz mu Özlem? Kız olursa size bir sürprizimiz var. Neymiş? Belli ki senin adını söylüyor teyze. Benden bu eve bir tane yeter. Senden dünyaya bir tane yeter de ana neyse. Hayırdır abi? Özlem. Bunu hepimizi incitmek için yapıyorlar. Alparslan'ı incitmek için değil. Mısır abi. Ne olur bir şey yap.
onların istedikleri her şeyi vermeye hazır olduğumu söyledim. Canım da dahil. Şimdi senden yapmanı istediğim tek bir şey var. O da Alparslan'la yaptığın anlaşmaya uyman. Ne anlaşması? Alparslan ben oradayken dedi ki, Özlem'e söyle, yaptığımız anlaşmayı unutmasın. Hazır abi. Şimdi buna hazır değilim.